Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Kendi hocamı size anlatmak benim için bir şereftir. Her ne kadar biz onun istediği şekilde bir öğrenci olamadıysak da yine de e, inşallah sizlere bir şeyler anlatacağım arkadaşlar e, bizim tarihimizde e, güzel dönemler vardır ama kötü dönemler de vardır ses mi gelmiyor evet Biliyorsunuz, belli bir dönemde e, Türkiye'de İslami eğitim ve öğretim tamamen yasaklandı. Ama baktılar ki bu böyle iyi gitmiyor, bu millet kaybolacak tamamen. Nasılsa birilerinin aklına geldi ve 1949'da İmam Hatip'lerle Ankara ilahiyatı açtılar. Açtılar ama ee, enteresan bir şeydir arkadaşlar. Ee, memlekette hoca bırakmamışlardı. Hoca bırakmadıkları için açtıkları ilahiyatta kim ders verecek? Bilemediler. Ee, ve imdada üç tane yabancı hoca yetişti. Dışarıdan hoca getirdiler. Ee, üç tane Muhammed. Birisi Size anlatacağım Muhammed Hamidullah Hoca, birisi Muhammed Tayyip Ukiç Hoca ve birisi de Muhammed Tanci Bunlar Ankara İlahiyatı'nın ilk hocalarıdır. Ee, arkadaşlar, o dönemde bir tane ilahiyat fakültesi vardı. Yani benim o fakültede okuduğum zaman, e, Türkiye'de başka ilahiyat fakültesi yoktu. E, iki tane yüksek İslam Enstitüsü açılmıştı o kadar e, dolayısıyla bu hocalar e, bizim eğitim tarihi açımızından çok önemlidir e, bu hocalarımızı iyi tanımamız lazım e, ben bugün sizlere bunlardan e, birini anlatacağım e, Hamidullah hocayı e, diğerlerini de başka vesilelerle anlattık ee, i̇nşallah e, siz artık onları e, öğreneceksiniz. Önce şöyle başlayayım. Ben Muhammed Hamidullah Hocayı nasıl tanıdım? Ankara İlahiyat Fakültesinde öğrenciyim. 1963 yılında e, bir konferans yapılacaktı. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin konferans salonunda İmam Seraksi'nin 700. Ölüm yıl dönümü münasebetiyle İmam Seraksi anlatılacaktı. Bu arada belki bazı öğrencilerimiz ilahiyatçılar hariç İmam Seraksi'nin kim olduğunu bilmezler. İmam Seraksi Hanefi mezhebinin büyük hocalarından birisidir. Ben kendim Şafii'yim ama o üstada da büyük saygım var, hürmetim var. Ee, ve onu hayatını okuyun arkadaşlar. Ee, niye okuyun? Çünkü şu büyüklükte bir tane kitabı var El Mepsut diye ve bunu zindandan yukarıdaki öğrencilerine yazdırarak meydana getirmiş. O bakımdan. Bizler şimdi güzel masalardayız. Bilgisayarlarımız var. Her şeyimiz var ama kitap yazmıyoruz. Kitap yazmayı bırakın, kitap okumuyoruz da. O bakımdan İmam Seraksi'yi iyi bilin. İşte o anılacaktı. Biz de öğrenciler olarak gittik. ön sıralarda hocalar var. Biz de işte orta sıralarda. Baktım ki efendim e, uzun boylu ama çıta gibi zayıf bir adam içeri girdi. Başında bir kalpak ve kendinden daha ağır bir kitap taşıyor. Çünkü rahmetli hoca 40-45 kilo ancak vardı. 1.75 boyunda olmasına rağmen. E, biz davrandık gidip o kitapları alıp taşıyalım. Hocalarımız mani oldu dediler ki biz almak istedik hoca vermedi. Bırakın kendisi getirdi burada, masaya koydu ve ben hocayı böyle tanıdım. Ondan sonra da arkadaşlar, e, fakülteyi bitirdik. Paris'e Allah nasip etti, doktoraya gittik. Hoca Allah'ın bir lütfu olarak Paris'te yaşıyordu. Benim için büyük bir şeydi. Ve her hafta... E, İki defa hocayla biz görüşürdük. Her hafta iki defa görüşürdük. Bir Cuma günü, bir de Pazar günü. Biz o günlerden mutlaka hocayla görüşürdük. Hoca rahmetli efendim. Cuma günü namaz için gelir camiye. O arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, Paris'te bir tane cami vardı. Bir tane cami vardı. Ee, şimdi elhamdülillah 150'yi aşkın bütün Müslümanlar oraya giderdi Cuma'ya. Bu arada bizim tarihimizin e, bir acı sahifesini de söyleyeyim. Ben bazen böyle oradan oraya gidiyorum. Benim usulüm budur yani. Bazen bana diyorlar ki ya sen siyer anlatıyorsun ama günümüze niye gel? E ben günü günümüze taşımak için yapıyorum. O caminin arsa parasını Sultan Abdülhamit vermiş. Sultan Abdülhamit orayı aldı. Fakat Jön Türkler, İttihat Terakkiler Abdülhamit'i devirince ardından da Birinci Dünya Savaşı olunca o arsa öyle kaldı. Savaştan sonra Fas hükümeti sahip çıktı ve camiyi yaptı. Bu arada onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bundan iki ay önce veya bir ay önce miydi, burada Yusuf Ziya Kavakçı Bey konuştu, ee, o da anlattı. Hamidullah Hoca rahmetli ee, Hindistan'ın Haydarabad bölgesinden ee, ve hoca üniversitede talebeyken e, İngilizlerin sömürgesiydi Hindistan. Ee, o sömürgeye karşı biliyorsunuz Gandhi diye birisi çıktı. O zaman Hamidullah Hoca da genç bir üniversiteliydi. efendim. Ta üniversiteyi yeni bitirmiş, hukuk fakültesinde asistandı. Kendisi hukukçudur efendim. Ee, İngilizlere karşı efendim bağımsızlık mücadelesinde e, rol aldığı için. E, İngiliz hükümeti ve Hint hükümeti, çünkü Hint hükümeti de İngilizler tarafından kuruldu. Hamidullah Hoca'yı ölüme mahkum ettiler. E, hoca bir yere hicret edip e, çalışmalarını sürdürmesi lazımdı. Ondan sonra zorlu bir hayat başladı. Hoca çıktı. Efendim e, Paris, Almanya, o ayrıntılara girmiyorum. E, Yusuf Ziya abi onları anlattı efendim e, ve kendisini tamamen İslam'a verdi İslami araştırmalara verdi. E, Amin Selam Hamidullah Hoca e, memleketinden çıktığı için e, nereye gidecek? Bir yerde bir oturum alması lazım. Onun için. Birleşmiş Milletler'in ihdas ettiği bir e, başlık vardır, bir hüviyet vardır. Haymatlos. Haymatlos Almanca'da vatansız demek. Vatansız insanlara bu veriliyor. Ne gariptir ki demin size anlattığım üç hoca da haymatlostu. Yani kendi memleketlerinde barıma, barınamadılar. Arkadaşlar, e, burada tabi ilim adamları da var dikkatli konuşmam lazım efendim e, tarihimizde sadece müslümanlarda değil e, bütün dünyada e, iki çeşit ilim adamı var bazıları işte meşhur olmak için büyük bir alim havasına girmek için yaparlar bazıları da gerçekten hizmet için yaparlar hizmet için yaparlar işte Hamidullah Hoca da rahmetli inancı için ilim yapıyordu. Tabii Avrupa'ya yerleşti. Avrupa'da oryantalistler var. Müsteşrik dediğimiz Müslüman olmadıkları halde İslam üzerinde çalışan ilim adamları onlara karşı bir kompleksi olmasın diye yani demesinler ki ya bu dil bilmiyor, bir şey bilmiyor falan. İki tane doktora yaptı. Bir Almanya'da, bir Fransa'da ve arkadaşlar rahmetli hocam 17 tane dil bilirdi. O bakımdan çok saygın bir hocaydı. Ee, onun için diyorum ki o inancı için yapıyordu. İnancı için yaptığından asla taviz vermedi. Rahmetli hoca prensip sahibiydi. Prensipte taviz vermezdi. Ee, belki, belki değil muhakkak, benim o hocamdan aldığım en büyük şeylerden bir tanesi, bu prensip meselesidir. Mesela hoca mutlaka vaktinde başlardı. Bir yere randevu verdiyse saat beşte, beşte hoca oradadır. Onun için prensiplerini efendim e, bozmazdı. E, arkadaşlar tabi zaman zaman hatıralarını anlatacağım. O şekilde yürüyeceğiz. E, Paris'te bizim Müslüman talebe cemiyeti vardı. Biz oraya gittiğimizde e, dünyanın değişik yerlerinden gelmiş Müslüman talebeler Hamidullah hocamızın yardımıyla e, Asosyasyon des étudiants İslami Konferans diye bir Talebe cemiyeti kurduk. Talebe derneği hala yaşıyor. Rübuayye bara'nın dört numarasında kurduk bunu ve hoca her her pazar saat iki buçukta gelir bize seminer yapar. Biz bu derneği kurmadan önce rahmetli hoca ...o demin zikrettiğim Paris Camisi'nin bir odasında yine pazar günleri seminer yapıyordu. Ama biz derneği açtıktan sonra orada seminerlerini yapmaya başladı. Arkadaşlar e, biz tabi fazla e, imkan sahibi değildik, öğrenciydik neticede. E, 50 metrekare bile yoktu yani bu bizim... Lokal ee, tabii kaloriferli değildi, soba vardı. Şimdiki gençler soba nedir bilmiyorlar tabii efendim. E, her pazar birimiz nöbetçi olurdu. Gider süpürürüz, sobayı yakarız. Hoca iki buçukta seminerini yapar. Özellikle öğrencilere bunu söylemek istiyorum, iyice dinlesinler. Ben birçok yerde de anlatıyorum. Ee, bir pazar nöbetçi bendim. Bir kış günü e, Paris'te hafifte kar yağıyordu. Saat 2'de vardım. Ee, bizim işte o lokali süpürdüm. Sobayı yaktım. 2'yi 15 gece hoca geldi. İki buçukta konuşmasını yapacak. Arkadaşlar, saat iki buçuk oldu, hiç kimse yok. Ben ve hocadan başka. Tabi e, hoca rahmetli, merhamet sahibiydi. Yani kızmıyor, ben onun kızdığını görmedim. E, sadece e, iki defa kulağımı çekti, o kadar efendim. Başkasına kızdığına şahit olmadım. Birini şimdi anlatacağım. Ee, saat 3'e çeyrek kala oldu Hiç kimse yok Ben de eğildim dedim Sobayı söndüreyim gidelim yani Kimse yok Dünyada tanıdığım en kibar insan Rahmetli hocaydı Bana bir bağırdı Sen ne yapıyorsun dedi Hocam dedim kimse gelmedi Sobayı söndüreyim gidelim Kulağımdan tuttu çekti Otur şuraya dedi Karşısına oturttu 500 kişi varmış gibi hoca 45 dakika seminerini yaptı ve bitirdikten sonra dedi ki oğlum bugün kapatırsak bir daha açılmaz. Tabi ertesi hafta ben arkadaşları haşladım. Ee, i̇şte hoca de onun için bir konferansa gidiyorum mesela ee, az kişi varsa bunu anlatıyorum ben onun öğrencisi olduğum için benim açımdan önemli değil. Ben görevimi yerine efendim getiririm. Arkadaşlar, e, Hamidullah Hoca rahmetli sorumluluğunu bilen bir İslam alimiydi. Bu çok önemlidir. 19. yüzyılda bir cereyan çıktı. E i̇şte ilim ilim için mi, ilim e, insan için mi falan? E, hoca ilim yapmak için ilim yapmıyor insanlara faydalı olmak için yapıyordu. Ee, o bakımdan Müslüman'ı da koruyordu. Ee, hocalar bilir, Mahfuz Hoca bilir. Ari ee, Laus diye bir oryantalist var efendim. Meşhur, öldü tabi, toprağı bol olsun. Ee, İmam Gazali ve e, Ahmed İbni Hanbel üzerinde dünyada uzmandı. Ee, tabi biz katılmıyorduk ama o oryantalistler ona Ahmet İbni Hanbel diyorlardı falan. O dönemde onun kadar Ahmet İbni Hanbel'i bilen yoktu. Henri Onun e, Gazali'nin siyaseti diye La Politique de Gazali diye bir kitabı var. Tavsiye ederim okuyun. Efendim. İşte her cuma bugün işte cuma saat beşte o Henri Lavuz'da Collège de France'ta, Collège de France Sorbonne Üniversitesi üzeri bir kurum. Orada İhya Ölümü dini anlatıyordu. Biz de gidiyorduk, hocaydı, bizim de hocamız sayılırdı efendim. Bir gün yine hoca bitirdi seminerini, biz çıktık, e, yürüyoruz efendim hocayla bakıyorum sandalye varsa yani ayakta kalmasına şuralarda boş yer var ya yürüyoruz ben o hocaya dedim ki hocam dedim siz Ari Lavustan çok daha iyi İmam Gazali'yi bilirsiniz siz niye geliyorsunuz yani burada vakit öldürüyorsunuz arkadaşlar dikkat edin dedi ki size bekçilik yapıyorum ben önce anlamadım. Ne bekçiliği hocam? Dedi ki ben orada oturursam o size yanlış bir şey söyleyemez. Gerçekten bazen hoca takılırdı. ham ya Lavus Hamidullah hocaya sorardı. İşte böyle sorumlu bir insandı. Orada kim vardı? Bütün İslam ülkelerinden gelmiş doktora öğrencileri. Bunlar yarın kendi memleketlerinde üniversitede hoca olacaklar. Yanlış bir şey öğrenirlerse kendi ülkelerine ve Müslümanlara zararlı olacak. Bunu önlemek için hoca gelir bize orada efendim bekçilik yapardı. Arkadaşlar bu şekilde hocayla bizim 5 senemiz geçti. Paris'te her hafta dediğim gibi pazar ve cuma günleri beraber oluyordu. Bir gün bir mektup aldım. Şimdi artık mektup diye bir şey kalmadı. Nedir bilmiyorsunuz belki mektup. Şimdi e-mail var bilmem neler var falan. Her sabah sekizde posta gelirdi Paris'te. Efendim biz de beklerdik o zaman telefon yok. Sıla'yı özlüyoruz falan. Sabah sekizde mektup geldi mi çok sevinirdik. Bir sabah baktım hocadan mektup. Allah Allah. E hoca Paris'te niye mektup göndermiş? Ondan sonra açtım okudum diyor ki aniden benim İstanbul'a gitmem gerekiyor. Önümüzdeki semineri sen yapacaksın. Hangi seminer? Arkadaşlar 3. Napolyon'un torunu bir bayan vardı. Madame Pajot diye 110 yaşındaydı. Onun sarayında e, her ay bir konu üzerinde bir Müslüman konuşur, bir de Hristiyan konuşurdu. Ama günümüzdeki o diyalog, minyalog meselesi değil ha, yanlış anlaşılmasın. Aynı konu üzerinde mesela İslam'a göre ilim, Hristiyanlığa göre ilim. Efendim, İslam'a göre kadın, Hristiyanlığa göre kadın. Hoca mektubunda diyor ki, bir dahaki seminerin konusu İslam'a göre ilim. Ben İstanbul'da olacağım için hazırlan sen şey yapacağız vereceksin. Ben kahvaltı da yapmadan gittim dedim hocayı yakalayayım. Evine gittim. Hocam dedim ben öğrenciyim yapamam dedim. Karşımda Notre Dame e, profesörü var. Ben beceremem. Hiç hayatımda da yapmadım böyle bir şey. Dedi, hem dedim doktora mı yazıyorum? Vaktim de yok. Bu bir emirdir dedi. Git doktora'yı şöyle kapat ve başla çalışmaya. Önce dedi İmam Gazali'nin ihyasını oku. Ondan sonra işte hoca e, gitti bana e, bu sorumluluğu verdi. Bunu niçin anlatıyorum? Hocam mutlaka e, İslam'ın bir yerde olmasını, bir yerde gündemde olmasını istiyordu. İsterse bir öğrenci olsun. Nitekim onunla biz e, dünyanın birçok yerine beraber gittik ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştık ama beceremedik. Nihayet Türkiye'ye döndük. Erzurum'a e, adam yokluğundan hoca oldum. İşte hocayken Hamidullah hocayı iki sömestre biz Erzurum'a davet ettik. Efendim o tabi e, bizim gibi nazlı değildi. Soğuktur efendim kar var diye gelmemezlik etmiyordu. Geldi iki sene geldi. Efendim hatta bir seferinde uçak kalkmadığı için ta Ankara'dan otobüsle geldi. O yaşına rağmen. Arkadaşlar e, Hamidullah Hoca e, kafasında hür bir alimdi. Yani her gördüğüne öyle körü körüne inanmazdı. Doğru bildiğini de söylerdi. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. O doğru bildiğinde şaşmaz. Onun için de İslam'ı bilmeyenler tarafından bazı eleştirilere maruz kaldı. Hiç unutmuyorum. Ee, rahmetli hocaya biz bir e, küçük lojman ayırmıştık. Orada hizmetine gidiyorduk. Bir akşam yine e, oturuyoruz. Kapı canındı. İki kişi geldi. Ben kapıyı açtım. Sonra kızdım. Dedim ki, Randevusuz niye geldiniz falan. Hoca duydu, bırak dedi. Senin evine değil, benim evime geldiler dedi. Karışma dedi. Onları içeri aldı. Efendim. İçeri aldı, neyse, hoş geldiniz. Hocanın bir e, adeti vardı. Efendim. Aslında e, ben onu uygulayacaktım bugün ama maalesef demek ki hafıza kalmamış. Hoca e, evine gelene lokum ikram ederdi. Kendisi yemezdi ama efendim lokum ikram ederdi. Ben de edecektim ama e, dedim ki e, Cemil diye bir çocuk var. Belki o getirir. O da imal etti. Benim hemşerimdir. Önemli değil. Şimdi işte e, hocaya dediler ki şöyle bu, bu büyüklükte bir kağıt getirmişler. Biz hocanın hatalarını tespit ettik. Biraz da şey e, yani hoş olmayan bir tavırla, efendim. bazıları var ya öyle bilginçlik taslarlar, hayatlarında bir şey yazmazlar ama hepten gid ederler. E, tabii hocaya söyledim mecburen, e, hoca dedi ki doğru mu? E, doğru, o zaman dedi onlara söyle ellerini versinler öpeyim dedi. Bu kadar yüzlerce kitap yazmış Hamidullah'ın hataları bu kadarsa, valla ben cenneti garantiledim. Böyle bir hocaydı, böyle bir hocaydı. Hatta efendim, e, Arapça, Osmanlıca, Farsça bilmeyen bir e, tıp profesörü e, hoca aleyhinde bir şey yazdı. İşte belli bir grup falan, nasılsa öyle bir akım vardı. Efendim, bir gün benim küçük çocuğu doktora götürmüştüm, gözünden muayene olacaktı. Efendim, o asistanlar falan, ya hocam nedir dedi, hocamızla sizler arasında bu anlaşmazlık falan. Ee, bir dakika dedim. Şurada bir ameliyat var yapayım, geleyim. Ne ameliyatı dediler? Bir göz ameliyatı edeceğim dedim. E siz tarihçisiniz, göz ameliyatı nasıl yaparsınız? E sizin hoca da bu işleri bilmez dedim. Gelsin Arapça öğretelim, Osmanlıca öğretelim. Biraz okusun yazsın. Öyle ceffel kalem olmaz ki. Ondan sonra hocaları o anda geldi. Bak dedim senin için böyle diyordum. Arapça okumasını bilmezsin, Osmanlıca bilmezsin ama birileri hoca da hocayı sevmiyor diye… Olmaz ki kardeşim yani. Sizden toplayacağım diyeceğim ki bu bazen işte anket gibi bir şey. E ya bu Edebiyat Fakültesi güzel mi değil mi? Bir sürü güzel değil diyecek, hadi kitap yazalım. Olmaz ki. Ama hoca, Allah rahmet eylesin, tahammül ediyordu. Bir gün dedim ki hocam müsaade edin buna cevap yazalım. Dedi ki bir fitne desen mi çıkaracaksın? Müsaade etmedi. Arkadaşlar hocanın boş vakti olmazdı. Rahmetli hoca dedim ya iki sene iki sömestre Erzurum'a geldi. İlk geldiğinde bana dedi ki, ee, Buhari'nin Fransızca tercümesini biliyor musun? Biliyorum dedim. Dört cilt. Sende var mı dedi? Var dedim. Ben dedi şöyle bir şey düşünüyorum. Çok yanlış yapmışlar bu Fransız mütercimler. Onları çıkarıp bir makale yazmak istiyorum. Ne diyorsun? Estağfurullah hocam dedim siz benden iyi bilirsiniz. O zaman dedi bana Buhari'yi getir. Bir de tercümeyi getir. Arkadaşlar iki sömestrde hoca bir ciltlik hata çıkarttı ve bastı. Bir ofisime gelirseniz bir gün size göstereceğim yani. İşte o zamanlar e, her sabah ben giderdim. Kapıyı çalardım saat 7'de. Hocam bir emriniz var mı? Ben fakülteye gidiyorum. Zaten dersi olursa de, beraber giderdik. Bir gün tuhaf bir şey oldu. Gel gel dedi içeri dedi ya. Böyle kızmış hoca. Sabah erken kimse de yok içeride. Meleklere mi kızdı bu? Kime kızdı falan? Gel ya dedi şu Buhari elime geçse de kulağını bir çeksem. Cık. Allah Allah. Şimdi içeri girdik tabii ben bilemiyorum ne, ne oldu hocaya. Gel dedi gel şu ibareye bak dedi. Bak ne yazıyor şurada. Bu ibareyi yazmanın hiçbir anlamı yok. Sırf Ebu Hanife'yi tenkit için yazmış. Kale bazun Bunun için söylüyorum. Hoca bu kadar onlarla iç içeydi. Ama Buhari'yi de seviyordu. Ebu Hanife'yi de seviyordu. Bütün İslam ülemasını seviyordu. Ama onlarla beraber yaşıyordu. Bir gün yine gittim. Kapıyı çaldım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam nasılsınız? Hadi fazla uzatma dedi. Git işim var dedi. <laughs> Böyle de yapardı hoca. Böyle de yapardı. İşte hoca odur yani. Yani ayıp olmasın diye beni hadi içeri al bir şeyler falan yok. O tabi e, samimiyetine binaen Herhalde bir yabancı olsa öyle yapmazdı efendim. Arkadaşlar e, Paris'te olduğumuz sürece kendimiz şahit olduk yüzlerce insanın hidayetine vesile olduk. Gelirlerdi, ee, hoca onlara önce İslam'ı anlatırdı. Derdi ki, çok önemli, ee, siz Müslüman oluyorsunuz ama gerçekten öğrendiniz mi bu İslam'ı? Evet okuduk. Bir de ben anlatayım size derdi. Şöyle 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 sorumluluklar olacak olacaktı. Bunları öğrendikten sonra kabul ediyorsa evet bir e, kağıt var o Avrupa ülkelerinde yeni ihtida eden bir için doldurulması lazım. Hocam dedim verin doldurayım. Hayır dedi. O sorumluluk çok önemli. Bunu ben dolduruyorum dedi. Ama bizleri de şahit tutuyordu. Bir gün e, bir çift geldi bizim o bahsettiğim talebe cemiyetine. Eee Cezayirli bir gençle bir Fransız kız geldiler hocayla efendim dediler ki biz bir hocayı arıyoruz bir hoca varmış burada falan İşte hocamız bu dedik ben dedi evlenmek istiyorum ama ben Müslümanım bu da hristiyan dediler ki siz nikahımızı kıyarsınız peki oturun dedi falan sen dedi Müslüman mısın? Önce onu bir imtihan etti hoca. Efendim. Sonra bayanı imtihan etti. Sen gerçekten Hristiyan mısın? Ee, kiliseye gidiyor musun? Şöyle şöyle şöyle. Yani gerçek bir Hristiyansan tamam. Nikahlarını kıydı. Nikahlarını kıydıktan sonra gittiler. Bir ay sonra yine geldiler bunlar e, ee, dediler ki o çocuk dedi benim hanımım Müslüman olmaya karar verdi. Bu sefer hocanın elinde Müslüman oldu. Uzatmamak için kısa geçiyorum. Çok enteresan bir olay. Ee, bir müddet sonra bayan yalnız geldi. Bir pazar günü yine seminere. E, ee, hocayla konuşuyor. Tabi Fransız. E, ee, dedi ki ben öğrendim dedi ee, bu dinde, İslam'da e, priyer, e, ibadet, namaz varmış, salat falan. Evet diyor, beş vakit ediyor. Benim kocam diyor, e, yapmıyor. Bu yapılması lazım mı? Mecburi diyor hoca. E, sen de kıl, öğren. Ona da söyle. Uzatmayan bir müddet sonra e, hanım yine geldi, dedi ki kocam kılmıyor, ben başladım kılmaya. Kılmıyor. Ne yapayım? Kızlarım bağışlasınlar. Ee, dedi ki ona yemek yapma. Önemli değil dedi. O benden daha güzel yemek yapar dedi. Efendim, e, olur mu yani erkekler neyse duymasın ama ben de hanımımdan daha güzel yemek yaparım. <laughs> ama vaktim yok tabii o kadar. Canım isteyince, yorulunca efendim. Sonra e, peki ne olacak? Hocam dedi ki onunla yatağını ayır. Bir ay sonra ikisi de geldiler, ikisi de Musalli, namaza başlamışlar. Yani hoca bu kadar yakından ilgileniyordu. Arkadaşlar o e, ansiklopedik bir insandı. Sübhanallah hangi konuya el atsak hoca'nın bir makalesi çıkıyor. Tıp üzerine, hadis üzerine, fıkıh üzerine, tarih üzerine. Siyer üzerine özellikle siyer. Gerçi bugün e, konferansın başlığını siyer yapmışlar ama ben e, şöyle diyorum. Siyer ne demek? Siret bir insanın yaşantısı demek. Mesela bir Arap ülkesinde e, bir işe müracaat ederseniz size derler ki Uktub siretek Yani sen biyografini bir yaz. Biyografi demek siret ama istilah olarak Peygamber Efendimiz'in hayatı hoca Müslümanca yaşayarak diyebilirim ki siyeri yaşıyordu zaten siyeri yaşıyordu ee, o bakımdan onun çok enteresan kitapları var yani eğer merak ederseniz onları zaten efendim görürsünüz Arkadaşlar, 1970'te çoğunuz doğmamıştı. Bir olay oldu. Nedir o olay? Hindistan-Pakistan Savaşı. 1970'e kadar arkadaşlar, Pakistan iki bölgeydi. Biri Doğu Pakistan, bugünkü Bangladeş. Birisi de Batı Pakistan, bugünkü Pakistan. Ama İngiltere ve bu emperyalist devletler durmadan bölüyorlar ya. Dediler ki zaten uzaktadır doğu. O Bengallilere bir milliyetçilik empoze etti. Hatta e, bir gün bir markette alışveriş yapıyordum. Bir plak bir çalıyor. Bengaldeş, Bengaldeş diye Allah Allah. Ya Bengal bunlar Bengaldeş diye söylüyorlar. Bengal diye bir bölge var ama aldım plakı. Gittim Meğer Bangladeş'in bağımsızlığını bayan, söylüyor o şarkıcı, efendim. Ee, sonra tabi Erzurum'da biliyorsunuz, zaman zaman bizim memleketimizde e, askeri neler olur? Darbeler. O zaman en çok kimin evlerini araştırırlar? Hocaların. O arada gitti o, o plak da gitti, birçok şey gitti. Allah'a şükür Hamidullah hocamın mektupları gitmedi. Efendim, işte Bangladeş diye bir devlet yapmak istiyorlar. E, nihayet savaş çıktı. Savaşı da İngiltere'de destekledi. Doğu Pakistan'ı batıdan ayırdılar. Yeni bir devlet oldu. Hatta geçenlerde bir zat şehit edildi, idam edildi. İmam efendim. O ayır o ayırışa karşı geldiği için idam edildi. Birçok alim karşı çıktı ama efendim büyüklerin dediği oluyor. Silah onlarda. Efendim. Tabi bu devlet kurulunca Müslümanlar daha yeni uyanıyorlar. Dünyanın her tarafında protestolar, konferanslar falan. Paris'te de bir konferans yapıldı. Bir sinema tutuldu. Müslümanlar protesto edecekler bu devleti. Hamidullah Hoca dedi ki gel biz de gidelim. Destekleyelim bunu falan. Sinemaya gittik. Tabi konuşuyorlar Pakistan Büyükelçisi konuşuyor. Başkaları konuşuyor falan. Hoca konuşmacı olmadı orada. Ama bir ara benim kulağıma şöyle bir şey fısıldadı. Farsça bir şey. Ben o gün öğrendim onu. Bilmiyordum. Dedi ki, Neşestend ve guftend ve berkastend. Her ra meclisi arastend. Yani oturdular, konuştular, sonra çekip gittiler. Her mesele için bir toplantı düzenlediler. Müslümanların işi toplantı düzenlemek. Yani olan olmuş ve biz toplantı düzenliyoruz. Ondan sonra ben onu kaptım yani ben de birçok yerde bunu kullandım biz Müslümanların işi budur yani hoca bu kadar hassas bir şey yapmıyoruz ama toplantı düzenliyoruz arkadaşlar rahmetli hoca Türkiye'de bir şehre gidince işte genellikle beraber gidiyorduk. Derdi ki iki tane peygamber makamı var. Beni önce oraya götür. Birisi müftülük, birisi de imam hatip. Erzurum'a ilk geldiği gün, ertesi gün imam hatibe götürdük. Tabi müdür karşısında hocayı görünce neredeyse kalpten gidecekti. Dünyanın en büyük hocası İmam Hatip'e gelmiş falan. Hemen dersleri iptal etti. Herkes konferans salonuna dedi. Hoca iyi görsünler öğrenciler. Hoca bir şeyler söylesin. Arkadaşlar işte min nasıl nas tercüme ettim. Gerçi hoca Türkçe biliyordu ama yani böyle tercih ediyordu. Bir şey söyledi ki hiç unutmuyorum dedi ki çocuklar dedi. Sadece Türkiye'de değil. Özellikle o 70'li yıllar falan felaketti. Bütün İslam dünyasında ve bütün dünyada Müslümanlar özellikle Müslüman alimleri hor görülüyor. Size de öyle bakacaklar. Ama biliniz ki siz Allah'ın en çok sevdiği insanın meslektaşısınız. Peygamber Aleyhisselam İslam'ı tebliğ etti. Siz de hoca olup o İslam'ı tebliğ edeceksiniz. Onun için hiçbir zaman başınız önünüze eğik olmasın. İftiharla yapın görevinizi. Şahsiyet sahibi olun. Ben o konuşmayı efendim, Unutmuyorum. Arkadaşlar, Hamidullah Hoca rahmetli hep Allah'a vereceği hesabı düşünür. O Paris'teyken, yani Erzurum'dan sonra Paris'e gitti, sonra Malezya'ya derse gidiyordu. Ee, hiç irtibatımız kopmadı. Öylesine ki Allah'ın bir lütfu olarak Rahmetli hocanın bana yazdığı mektupları ben saklamışım. O olaylarda rahmetli babamın mektupları kaybolmuş. Birçok kişi, sadece hocamın mektuplarının bir kısmı kaldı ki ben onları neşrederek bu kitabı yaptım. E hoca bu mektuplarında nasılsın, iyi misin falan falan demiyor. Hep ilim, şu kitap nerede, şunu bana gönderir misin, ben sana şu kitabı gönderdim falan işte bu şekilde bizim yazışmalar devam ederdi. Ee, bana derdi ki, senin de orada bulamadığın Paris'te olan bir şey olursa bir makale falan ben gönderirim. Ve gönderiyordu. Bir seferinde bir iki yazma e, nüshası gönderdim kendisine. Yani basit bir şey tutmuştu parası. Birkaç mektup yazdı dedi ki onun parasını söyle ben vereyim. Ben de e, yani mektup yazıyordum sanki yazmamış orayı, atlıyordum. Sonra ba, bana şöyle bir mektup geldi. Türkçesini söylüyorum. Ben artık 78 yaşında bir pirifani oldum. Bu ülkede yani Fransa'da, bu ülkede garip, ne bir eşim, ne çocuklarım, ne de bir akrabam var. Onun için lütfen o kitapların bedelini bana bildir de sırtımdaki bu yükle Allah'ın huzuruna gitmeyeyim. Hoca böyle birisiydi. Tabi La Rahete Dünya diye bir şey var. Nedir? Dünyada rahatlık yok. Benim kaç dakika konuşma? Bir saat. İyi, teşekkür ederim. La rahate fi dünya diye bir şey var. Dünyada rahatlık yok. Bir anekdot yapalım ki da bazıları efendim uyuyorsa uyansın. eskiden mutavvuf diye bir şey vardı. Mutavvuf ne demek? Tavaf ettiren uçak yok, bir şey yok. Mekke'den birileri gelir, hacı toplar kendine götürür. Şimdi tabi şirketler var. Mutafık götürür, tavaf ettirir, getirir, parasını alır. Bir tanesi Erzurum'a gelmiş. Hacı almaya. Ama tam gideceği zaman kar yağmış, yollar kapanmış. Zavallı ne hacı götürebilmiş, ne dönebilmiş. Kışı orada geçirmiş. Ondan sonra dönmüş Mekke'ye bir gün arkadaşlarıyla otururken biri demiş ki la rahate fi dünya dünyada rahatlık yok. Bizimki demiş ki mutavuf ve la siyeme fi özellikle Erzurum'da diyor. Yemutuna min bart ve yekuluna azıcık soğuk diyor. <laughs> Soğuktan ölüyorlar ve diyorlar azıcık soğuk var. Şimdi evet bunu böyle söyledikten sonra ee, hocayı e, niye rahat meselesini gündeme getirdim. Anlatayım. Fransa'da bu İslami hareketler dünyada başlayınca hoca için de fundamentalist dediler. E, siz hatırlamazsınız o. Onlar gündemden kalktı. E, kökten dinci. E, yani bir kökten dinsizler olduğu gibi kökten dinci olacak tabii yani. O zaman yazıyorduk makaleler Fundamentalizm Fransızca bir kelime Temele dayalı bir görüşe sahip e Biz de temele Kur'an'a Sünnete dayalı Müslüman olmasak e O zaman ne olacak Bizim Erzurumların dediği gibi Ellem gullem bir Müslüman olacağız e, Ama Olmamak için fundamentalist Olmak lazım Arkadaşlar e, Böyle olduğu için Hoca Fransa'dan sürülmek istendi zaten hastalanmıştı. Bir yeğeni var Sadiye Hanım şimdi Amerika'da yaşıyor. Geldi hocayı götürdü. Her sene ben rahmetli hocamı ziyarete giderdim. Son seneler ben Viyana'daydım. Ve o yeğenine demiştim ki "Hocamın hastalığı çok ağırlaşınca bana bildir belki yetişirim ona." Bir gece bir programdan dönüyordum. Ee, şimdi demin posta sabahleyin dedim ya şimdi de gece gelince e-maillere bakıyoruz. Baktım ki Sedide Hanım'dan kısa bir e-mail. Hocan çok hasta. Neyse Allah lütfetti. O saatte bir şeyler yaptık. Ertesi gün ben Amerika'ya uçtum. Bu arada bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar Hoca rahmetli Jacksonville'deydi. Jacksonville'e gitmek için önce New York'a iniyorsunuz, orada uçak değiştiriyorsunuz. Efendim, uçak değiştirince ton ton bir polis vardı. Yani Amerikalıları sevmiyorum ama yani iyileri de var. Amerika politikasını sevmiyorum yoksa insandırlar yani. Siz dedi nereye gideceksiniz? Jacksonville. Nereden geliyorsunuz? Viyana'dan. Jacksonville'de ne var? Dedim ki benim hocam var. E ne olacak? Ders mi görecek? Yok dedim ziyarete gidiyorum. Arkadaşlarını gelin gelin dedi. Bir hocasını görmek için Viyana'dan gelmiş diyor. Jacksonville'e gidecek. Tuhaflarına gidiyor. Gider çünkü o hocamı tanımıyor ki. O, o hocamı görmek için belki yedi defa dünya turu yapılırdı. Neyse gittim. Hoca hakikaten e, hasta. Baktım beni tanımıyor ve hoca artık konuşamıyordu. Yazıyla ben yazıyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim arkadaşlar, hoca rahmetli hocanın son günlerinde öğrendim. Bir insan ölüme yaklaşınca bildiği bütün dilleri unutuyor ana ana dili hariç. Hoca da biz Fransızca veya İngilizce veya Arapça konuşurduk. Hepsini unutmuş. Urduca kalmış. Bir de Kur'an-ı Kerim. Çünkü ikisini beraber önermiş. Hoca beş yaşında hafız olmuştu. Rahmetli. Adımı yazdım, gösterdim. Böyle yaptı. Hatırlamıyorum. Türkiye yazdım. Erzurum yazdım güldü. Hatırladı. Erzurum'u o kadar seviyordu ki işte bu kadar bunlar hep mektup. Birisinde diyor ki sevgili Erzurum'a da selam söyle. Ondan sonra tabi kaldım yanında biraz işte elimle Yoğurt verdim falan. Ama hoca artık şeydi. Bir hafta kaldım. Ama emir ne zaman vaki olacak bilemiyoruz. Derslerim vardı bir da Geri döndüm. Ama yine size Dide Hanım'a dedim ki e, bir şey olursa hak vaki olursa haberdar et. İnşallah gelirim dedim. Eee 10 gün sonra yine bir e mail aldım. Hocan dünyasını değiştirdi. Gece 12. Arkadaşlar, o saatte e param yoktu, ye yetmedi. Bir arkadaşla da bulamadım ve gidemedim. Gurbet hoş değil. İstanbul'da olsaydım gider efendim Mahfuz Hoca'dan alırdım para veya Mehmet Emin'den alırdım. Birinizden alırdım. Giderdim. Ama gurbet öyle değil. Öyle üzüldüm ki ben şair de değilim ama şöyle demişim. Bana gurbet, bana derman oldu. Bana derman ola yazdı. Gurbetin hun günleri. Akarsa hun aksın ama bitsin gurbet günleri. Ben hemen bir iki medyayı televizyonu aradım. Haber verdim. Uyuyamadım tabii. Saat üçtü sabaha karşı. Telefonum çaldı. Bir bayan ağlıyor. İhsan amca, İhsan amca dedi. Kızım tamam ben öğrendim. Ama gidemiyorum. Ee, annem baban ne yaptı? Onlar yoldalar. E, elhamdülillah dedim. Kimdi o? Merve Kavakçı. Anne babası gidiyorlar, Jacksonville, e, efendim, Dallas'tan. Ama ben gidemedim. Gidemedim, içimde okta kaldı ve e, tabi öyle değerli hocalar kalmadığı için e, veya sizin öyle bir hocanız olmadığı için e, bilemezsiniz. Ama biz irfan öksüzü olduk. İstanbul'un müftülerinden bir zat vardı. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı. Ben Paris'te öğrenciyken gelir onun yanında çalışırdım. Şer'i siciller var Süleymaniye'de. Bana derdi ki evlat yorulunca gel yanımda çay iç. Ben de giderdim. Ben yani büyük bir alim, büyük bir şey. Bir gün bana dedi ki yavrum dedi. Bir Müslüman için en zor şey nedir? Hocam siz bilirsiniz dedim. Dedi ki irfan öksüzü olmak. Ne demek irfan öksüzü dedim. Dedi ki burası hilafetin payitahtıdır diyor. Bazı meselelerde diyor. Sıkışıyoruz. Soracak bir adam kalmadı şu memlekette. İrfan öksüzü oldu. İşte hocayı kaybedince biz de öyle oldu. Bana bazı sorular sorulurdu. Ben de hocama sorardım. Cevap alır bildirirdim. Ama hoca bizi bıraktı gitti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz. Arkadaşlar özellikle bizim günümüz için geçerli. Geçen gün bir yerde de bunu söyledim ve yazdım. Bir gün Paris camisinde cuma namazını bekliyoruz. Biraz önce dedim ya bir tane cami vardı. Orada burası gibi vaz edilmez. Herkes kendi kendine Kur'an okur efendim. Biz de hocayla yan yanaydık. Birden böyle işaret etti yani yaklaştı ya yaklaştım çekti böyle kendine doğru kulağıma dedi ki sana bir şey söyleyeceğim kadınlar gibi küpe yap bunu kulağına ve hiç çıkarma Allah Allah o cennet diyecek ya dedi ki en günahkar Müslüman kardeşin kafirden daha yakındır sana. Müslüman, Müslümanla uğraşmasın. Ha, kafirlerle iş bittikten sonra kendi aralarındaki ihtilafı halletsinler. Ama birbiriyle uğraşmasınlar. Ben hakikaten elimden geldiğince hocamın o vasiyetini kulağıma koydum. ve müslümanların hepsinin de bunu yapması lazım ki peygamber efendimizin siretinin özü de budur. Siretin özü budur. Hiçbirimiz masum değiliz. Hepimiz günahkarız. Ama biz günahlarımızla güzeliz. Zaten günahsız olsak melek gibi oluruz. Problem olmaz, imtihan olmaz. İşte bütün bunları hocamdan öğrendim. Bir hatıra daha tabii çok hatıralar var da ben dedi ilk defa buraya geldim İstanbul'a. Rahmetli hoca bu bu fakültede 20 sene ders verdi. Şu Fen Edebiyat Fakültesinde aşağıda İslam Araştırmaları Merkezi vardı efendim. İlk geldiğim sene tabii biraz önce dedim ya böyle biraz Sivrilmiş hareketli olanlar hakkında birileri bir şey söyler efendim. Beni diyor bir gece bir yere götürdüler. Bir yere götürdüler bir alimin evine. E, alim dedi çok güzel okuyor Arapça ama konuşamıyordu. Yine de anlaştık dedi. Dolaylı olarak. İşte diyor ki bazı insanlar var mezhepleri tanımıyorlar bilmem ne falan. Yani kısaca dolaylı bana demek istiyor ki senin mezhebin yok. Ben dedi anladığım için dedim ki ben Şafii mezhebini taklit ediyorum. Ha orada tutturamadı diyor orada. Sonra dolaylı olarak işte diyor bazı alimler var dünyada iyi alim ama e, tarikat düşmanlarıdırlar falan. Ben de dolaylı olarak diyor dedim ki ben Nakşabendiyim. Efendim hoca rahmetli Nakşabendiydi ve Şafii'ydi. Ama Şafii olmasına rağmen bir şey daha söyleyeyim size. Efendim. De, biraz önce dedim ya e, 3. Napolyon'un efendim torunu vardı Madam Pajo. E, 110 yaşında efendim. Eee bir gece konferansa gittik oraya. Hamidullah Hoca da var. Ee, akşam üzeri oldu. Akşam namazını kılacağız. Ben de dedim ki hocam e, acaba burada bu abdest alacak bir yer var mı? Hoca bana bir kızdı. Sen neden abdestsiz geziyorsun dedi. Hocam dedim ben abdestliydim de işte Madame Pajo ile tokalaştık. E, abdestim gitti. Salak dedi o 110 yaşında dedi. Acuze bir ondan abdest bozulur mu dedi. Sen fıkıh okumadın mı dedi. Bak ben de dedi tokalaştım ben de şafiiyim. Gel dedi. Kamet et dedi. Kamet ettik. Hoca bize namaz kıldırdı. Ve o gece arkadaşlar bir şey daha oldu. Bir rahibe. Hocaya dedi ki ben de sizin arkanızda durabilir miyim? Aynı şeyleri yapabilir miyim? Bir rahibe e, Yap dedi Yani hoca Bir şey söylemeden Arkamızda namaz kıldı Efendim e, Ben Fransızca Unuttu adını ama Daha sonra Bu hanımefendi Müslüman oldu e, Hamidullah Hoca ona Leyla adını verdi ve Ebu Davud'u Fransızca'ya tercüme etti. İşte hoca böyle bir adamdı. Ben şimdi bir şey soracağım. Ee, lütfen e, bilenler parmak kaldırsın. Morişus nedir biliyor musunuz? Bilenler kaldırsın. Morişus, bilen yok. Mahfuz Hoca biliyor tabii de o kaldırmıyor. Ha, biliyorum. Mauritius, arkadaşlar. Peki Afrika'yı biliyor musunuz? Evet, <laughs> herhalde biliyorsunuz. Güney Afrika'yı biliyor musunuz? Güney Afrika'ya uçakla 4 saat uzaklıkta bir küçük ada var orada. Onun adı Mauritius. Sultan Abdülhamit adamlarını oraya kadar göndermiş. Siz adını bile bilmiyorsunuz. İşte benim hocam oraya kadar gitti İslam'ı tebliğe, konferansa o yaşına rağmen hiçbir daveti reddetmezdi hoca. O yaşına rağmen. Ya giderdi ya birini gönderirdi. İşte hoca sireti böyle yaşıyordu. Ve tabi erbabı var burada. Hocalarımız var. Hoca İslam Peygamberi diye bir kitap yazdı. Siyer kitabı. 20 senesini verdi ona. 20 sene. Hem arazi çalışması da yaptı. Zaten kitaplar efendim onun için şeydi. Hatta e, Batılılar Hamidullah Hoca'ya ne diyorlardı biliyor musunuz? Efendim e, kütüphane köstebeği diyorlardı. Yani her yeri biliyor ki bütün kitapları. Efendim. İşte hoca o İslam peygamberini yazdı. Hakikaten tavsiye ederim. Bazen o fuarlarda falan gelip diyorlar ki e, hocam e, hangi kitabınızı alalım Siyer'le ilgili. Diyorum ki benim hocamın kitabı var. Onu al. Hakikaten çok değerli bir kitaptır. E, alıp okumanızı tavsiye ederim. E, hocamın prensibi vaktinde başlamak, vaktinde bitirmek. Ben güya onu taklit ediyorum. Taklit ettiğim için de şu anda vaktim doldu. Onun için susuyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saat 3'te başladım. Şimdi saat 4. Evet. Bu arada göstereyim bunu arkadaşlar. Amidullah hocamın bana yazdığı mektuplardan bir kısmı. Eee içinde ilimden, kitaplardan falan bahsediyor. Onun için neşrettik. Maalesef elimizde yok. Çünkü bir sempozyum yaptık. Uluslararası Hamidullah Sempozyumu. Yayın evi sağ olsun bin tane bundan bastı ve bedava olarak dağıttık oraya gelen dinleyicilere. Şimdi elimizde yok. Evet. Evet. Bir soru diyor ki Hocanın e, Siyer kitabının diğer kitaplardan farkı nedir? Hocanın Siyer'inin diğer kitaplardan farkı hem klasik eserleri görmüş hem de o oryantalistlerin eserlerini görmüş. Hepsini mukayeseli yapmış bir de çok mümin bir insan olarak yazmış. İnanarak yazmış. Bir soru daha var. Ee, gerçeği anlattım ama bir arkadaş diyor ki onunla olan e, bir hatıra unutmadığınız bir hatıranız var mı? Tabi çok hatıramız var. Ee, bir tane anlatayım. Ee, Erzurum'a gelmişti dedim. Ee, Erzincan'dan davet ettiler hocayı. Ee, gittik. Tabii müftülük davet etmişti. Müftülüğe gittik. Ee, bizim işte Türk adeti nedir? Gelene hemen ne derler? Çay kahve ne içersiniz falan. Ee, hocamız ne içer dedim, hocamız bir şey içmiyor dedim. Ya nasıl olur dedim, içmiyor. Ama bana bir çay getirin, hoca anladı, hayır sen de içmeyeceksin dedi. Ben şaka sandım, dedi ki ona da getirmeyin. Böyle bir, yani hoca bu kadar samimiydi. Bu kadar samimiydi. Efendim. Daha birçok katıra vardır ama fazla vaktinizi almayalım. Çünkü lokumlar bayatlayabilir. Hocam, <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben teşekkür ederim. Zahmet edip geldiniz. Hocamı anlattığım için, anlatamadığım için tabii üzgünüm ama bir şeyler vermedim inşallah.